Üstadımız ahir ömründe insanların sohbetinden men edildiği cihetle anladı ki, bu zamanda şahsiyet cihetiyle insanlara zarar verecek haller var. Risale-i Nur'un mesleğindeki azami ihlas için bu hastalık verilmiş. Çünkü bu zamanda şan şeref perdesi altında riyakarlık yer aldığından azami ihlas ile bütün enaniyeti terk lazımdır. Dostlar uzaktan ruhuma Fatiha okusunlar. Manevi dua ve ziyaret etsinler. Kabrimin yanına gelmesinler. Fatiha uzak... Zaten kabrini de kaybettirdi. Yani yerini bilmiyorlar ki gitsinler zaten. Evet. Fatiha uzaktan da olsa ruhuma gelir. Risale-i Nur'daki azami ihlas ile bütün terki enaniyet için buna bir manevi sebep hissediyorum. Kendini Risale-i Nur'a vakfetmiş olan yanında bulunanlardan nöbetle birer adam kabrimin yakınında olup bu manayı lüzumsuz ziyarete gelenlere bildirsinler. Said Nursi. Üstad Hazretleri zaten vefasından belki 5-6 sene evvel bize mektup geldi. Cenab-ı Hak'tan niyazım odur ki benim kabrimi birkaç talebeden başka kimseye bildirmesin. Şimdi o sual soruluyor. Efendim kabriniz bilinirse gelirler, ziyaret edip Fatiha okurlar. O Fatiha'dan istifade edersiniz. El cevap diyor. Fatiha bir nurdur. Ben nerede olsam o bana yetişir. Fakat bu zamanda kabirlere fazla bir alayış, fazla bir gösterim, kabirlerden istimdatlar. Bakıyorsun avam adam geliyor diyor, ya filan veli diyor, benim şu hacetim var, şu sıkıntım var, şu hastalık. O yanlış, o yatan zattan istemeyecek ya. Ya Rabbi, şu zat hürmetine benim şu hacetimi isabet et, şu efendim, sıkıntım gitsin, şu hastalığım iyi olsun diyeceğine, sanki o kabirden, işte bugün bakıyorsunuz, eğer kabri olsaydı, orada ne bit atlar meydana gelirdi. İşte bakın mesela gidiyorsun türbelere, ne efendim mum dikmeler, taşlar üstüne koymalar, ondan sonra efendim kadınlar efendim masara şey getiriyor, makara getiriyor, makarayı çözüyor, bahtım açılsın. Makarayı çözdükçe bahtım açılsın. Neler neler yani. Halbuki ise işte bunlar tabii bid'at şeyler. Üstad bid'atlara müthiş şey diyor. Kullu bid'atun dalaletun ve kullu dalaletun finnar. Her bid'a dalalettir ve her dalalette ateştir. Yani. Onun için Üstad bak biz dedik ki acaba Üstad bize bir vazife mi veriyor? Onun vefat edince onun mübarek cenazesini alıp başka bir yere götüreceğiz diye. Ha tabi böyle olmadı. Biz de zaten içerideydik. Ondan sonra hemen o günkü hükümet üstadın cenazesinden ürktü. Arka Allah ürküttü. Ve dediler ki bu oradan kalksın, kaldırılsın. Belki orada bir hadise olur. Halbuki hiçbir hadise yoktu. Ve ondan sonra 119 gün efendim sonra o mezarlığı, Urfa mezarlığını tanklarla çeviriyorlar. Ve ondan sonra balyozları askerlerin eline verip hadi bu mermerleri kırın. O kadar güzel mermerler vardı. Hatta baş tarafında bir mermer vardı güzel. Bir sülüs yazıyla yazılmış. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. İsterim bir yarı baki isterim. Zerreyim fakat bir şey sevmen isterim. Hiç ender, hiç bu mevzat olmam isterim. Hem onlar kırılıyor ve cenazeyi çıkarıyorlar. Abdülmecid abi de onun kardeşini çağırıp getiriyorlar. Ve bir hayli gidiyorlar diyor. Ondan sonra uçaktan gittikten sonra cemseler geliyor. Cemselere bindiriliyorlar. Ondan sonra bir müddet yine. Ondan sonra bir şehrin mezarlığında mezar kazıp oraya koyuyorlar. Ve tabi Cenab-ı Hak kaybettirir mi sevdiği kulunu? Bir müddet sonra o memleketin ahalisi bir kabir kazarken üstadın cenazesine rastlıyorlar. Abilere haber verdiler. Ondan sonra oradan kaldırıldı. Hatta geçen bir esas kaldıran ve onu o tarafa nakleden bir kardeş anlattı. Dedi ki sandukaya koymuşlar dedi. Galvanizli sanduka içine asit doldurmuşlar. Asit doldurmuşlar yani
ceset çürüsün diye. Fakat diyor kudret-i ilahiyle hiç şey etmemiş, asit doku hiç zarar vermemiş. Ancak kefen biraz sararmıştı diyor. Ondan sonra o asidi döküyorlar, par par yanıyor böyle. Ondan sonra onu kendi istediği, arzu ettiği yere götürüp defnediyorlar. Şimdi orada. Diyeceğim bak, Üstad Hazretleri ne dört halet vardı. Bir, elini öptürmüyordu, öptürmek istemiyordu. İkincisi, yüzüne baktırmıyordu. Kardeşim gözünü indir diyordu. Bana isabet ayrıldı. Üçüncüsü, sesi kısıldı. Dördüncü de işte kabrini kaybettirdi. Bunlar hep nedir? Benim şahsıma, sesime, efendim suretime yahut kabirime nazar etmeyin. Efendim, esas elinizde Kur'an hakikati var. Risale-i Nur'u okumak beni 10 defa ziyaretten daha kıymetli diyor. 10 defa daha kıymetli. Hakikaten bugün elhamdülillah şimdi bazılarına gel üstadı görseydim. Kardeşim üstad diyor ki sen Risale-i Nur'u oku, beni 10 defa görmüş gibi sen şehit alırsın diyor. Onun için Cenab-ı Hak çok okumayı nasip etsin.